AK Parti'nin çalışmalarına başladığı yeni emeklilik sistemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, aylık bağlanma oranları ve tamamlayıcı emeklilik sistemi de masada. Emeklilik yaşının 70'e kadar çıkarılacağı konuşuluyor. Vatandaşa olumsuz yansıyacağı öngörülen unsurları eleştiren sosyal güvenlik uzmanları 2008 yılında kabul edilen kanunu hatırlattı. O gün reform adı altında getirilen sistemin bugün enkaza dönüştüğüne dikkat çekildi. ...2008 yılında 5510 sayılı kanun gelirken de reform diyerek geldi. Ama bugün yol açtığı enkazı hepimiz görüyoruz. Hem prim miktarı ve yaş hem de ödenen süre için yeni formüller üzerinde duruluyor. AK Parti yeni emeklilik sistemi için çalışmalara başladı. Sistemin ayrıntıları netleşmedi ancak emeklilik yaşının yükseleceği mesajı verildi. Yani gözüken o. Kulislere sızan bu konuda tekrar Avrupa'daki 70 yaş örnekleri gibi bir örneğin yapılacağı şeklinde. Aylık bağlama oranları ile ilgili değişiklik de masada. Bu oranların düşürülme ihtimalini değerlendiren sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, sistemin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. İnsanları sistemin içinde tutmak üzere kurgulanması gerekiyor. Ama bizde maalesef gününü dolduran hemen sistemden çıkıyor. Neden? Eğer kalırsa maaşı düşecek çünkü. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bu birinci. Emeklilik sisteminin 2008'den sonra bozulduğunu ifade eden Murat Bal, maaşı doğrudan etkileyen aylık bağlama oranlarının %70'lerden %30'lara düşürüldüğünü kaydetti. Bu ne demek? Aslında pek çok vatandaşımız bunu bilmiyor. Yani örnek verelim, 2008 yılında siz 10 bin lira maaş alırken bu 10 bin lirayla eğer emekli olursanız 7 bin lira civarında emekli maaşı alıyordunuz. Ama şu anda 10 bin lirayla emekli olduğunuzda 3500 lira civarında maaş alacak durumdasınız. Yeni sistemle birlikte tamamlayıcı emeklilik sisteminin de zorunlu olacağı öngörülüyor. Bireysel emeklilik sisteminden bizi ayıran en önemli konusu zorunlu olması. Yani çıkamayacaksınız. Emekliliğe kadar, o da 58-60 yaşa artık olduğu için, kademeli çıkmadığı için ömür boyu gibi bir sistem olacak. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, tamamlayıcı emeklilik sisteminin kayıt dışı çalışmayı arttıracağına işaret etti. Bireysel emeklilik sisteminde sadece işçiden bir kesinti oluyordu. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde hem işçiden hem işverenden kesinti olacak. İşveren bunu istemediği için kayıt dışı çalışmalar artacak muhtemelen. Özellikle EYT ile emekli olanlar sebebiyle muhtemelen kayıt dışı bir sistem oluşacak. Tartışılan sistemde kıdem tazminatı fonunun kurulacağı da belirtiliyor. Kıdem tazminatı bu ülkede insanların yıllarca çalışıp alın terinliğiyle aldıkları bir tazminat. Şu veya bu fona aktarılmasını emeğe saygı açısından ben çok doğru bulmuyorum.